İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Cizre ile ilgili dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tartışıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi seçimleri için son başvuru tarihi bugün sona eriyor. Vitali Balasanyan, Artsakh Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında askeri siyasi ittifak anlaşması yakında imzalanacak. Sarsang Nehri Kanalı'nın inşaatı başlayacak. İslami Devlet'ten kurtuldukları için minnettarlıklarını ifade eden Suriyeliler Esad'ı omuzlarına aldı. Dersim katliamının 81. yıl dönümü anması Ankara'da yapılacak. 1400 yıllık kilise ot ve saman deposu olarak kullanılıyor. Cizre'de sokağa çıkma yasakları döneminde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması sona erdi. Karara ilişkin süre bilgilendirmesi daha sonra yapılacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemlerde yaşanan hak ihlalleri için yapılan başvurunun duruşması esas üzerinden görüldü. Ömer Elçi ile Orhan Tunç adına yapılan başvurular üzerine kararlaştırılan ve Fransa'nın Strasbourg kentinde görülen duruşmaya Orhan Tunç'un eşi Güler Tunç ve Mehmet Tunç'un eşi Zeynep Tunç ile başvurucuların avukatlarından Ramazan Demir, Benan Bolu, Neşet Giresun ve Erkan Şenses katıldı. Avukat Ramazan Demir, Cizre'de ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve güvenlik güçleri operasyonlarının ne şekilde gerçekleştiğini ve bu kapsamda yürütülmüş olan tüm operasyonların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesinin ihlali olarak değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Türkiye, sokağa çıkma yasağı döneminde yaşananlarla ilgili olarak ilk kez savunma yaptı. Duruşma sona ererken karara ilişkin süre bilgilendirmesinin daha sonra yapılacağı bildirildi. Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimleriyle ilgili Merkez Seçim Komisyonu'na seçim listelerini verme süresi bugün saat 18'de sona erdi. 9 Aralık'ta gerçekleşecek olan olağanüstü parlamento seçimleri eski seçim yasasına göre gerçekleşecek. Bu ayrıca partiler ve ittifakların kendi bölgesel listelerini de Merkez Seçim Komisyonu'na sunmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Benim Adımım adlı ittifakın ilk 10 sırası belirlenmiş durumda. Beklendiği gibi bu listenin başında Başbakan Vekili Nikol Paşinyan bulunuyor. Cumhuriyetçiler listesinin başında eski Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan, Müreffeh Ermenistan Partisi listesinin başında varlıklı iş adamı Gagik Zarukyan, yeni kurulan Sasna Zırer Partisi listesinin başında Parti Başkanı Varujan Avedisyan, Aydınlık Ermenistan Partisi listesinin başında ise Milletvekili Edmon Marukyan bulunmaktadır. Seçimlere ayrıca Ermeni Devrimci Taşrak Partisi de katılırken, Cumhuriyet ve Serbest Demokratlar Partileri MENK bizatlı ittifakla seçimlere katılacaklarını duyurdular. Artsakh Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında askeri politik ittifakın imzalanması son derece acil öneme sahiptir. Artsakh Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitali Balasanyan, Aravot AYM'le konuyla ilgili yaptığı görüşmede Ermenistan'ın Artsakh halkının güvenliğinin garantörü olduğunu belirten "Bu belgeye sahip olmalıyız. Burada halkın güvenliğinin garantörü formülasyonu, toprak bütünlüğünün garantörü formülasyonundan daha önemlidir. Çünkü bugün bizim Azerbaycan'ın kontrolü altında topraklarımız bulunmaktadır," dedi. Ermenistan Cumhuriyeti hükümetlerinin benzer bir öneride bulunduğunu ve bu önerinin kabul edildiğini vurguladı. Balasanyan'a göre ilgili direktifler verildi, çalışmalar yapıldı ve paket şimdiden hazır vaziyette. Güvenlik Konseyi Sekreteri sadece son zamanlarda Ermenistan'ın iç politik gelişmeleri nedeniyle bu biraz ertelendi. Fakat Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerinden kısa bir zaman sonra bu belgenin imzalanacağına inanıyorum vurgusunda bulundu. Artsakh Cumhuriyeti'nin eski devlet bakanı, Artsakh'ın devlet başkan danışmanı Arayi Karutunyan kendi Facebook sayfasında şunları yazdı. Avrupa ülkelerine yaptığım son ziyaretlerde bazı yatırımlar projelerini bilgilendirirken iyi haberler beklemenin gerektiğini söyledim. Ziyaret sırasında ve sonrasında yoğun tartışmaların ardından 100 milyondan fazla yatırım projesinin uygulanmasına ilişkin müzakereleri başarıyla tamamlamaktan mutluyum. Sonuç olarak Sarsang Kanalı'nın inşaatı kısa bir süre sonra yabancı yatırımlarla başlayacak, inşaat çalışmaları birkaç yıl sürecek ve
rezervuar suyunun Mardagerd'in çevre bölgelerine pompalanması, 3 yeni rezervin inşa edilmesi ve 10 bin hektardan fazla alanın sulanmasına olanak sağlayacak. Uzun zamandır beklediğimiz bu proje, görüşme göre Artsakh'ın en büyük ekonomik projelerinden biri olacak. Bir bilgi olarak sulama sisteminin ülkemizde büyük yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirtmeliyim. Bugün itibariyle 10 bin hektar düzensiz sulama yapılan bahçe ve tarla var. Bu da ekili arazilerin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Başka bir deyişle yeni proje mevcut hacmi ikiye katlamayı öngörüyor. Ayrıca yatırımcıları teşvik ederek elektrik üretimini artıracak yeni HES'ler inşa etmeye de karar verdik. Böylelikle elektrik de ihraç edebilecek duruma geleceğiz. Bu arada ülkemizin bu yılın 9 aylık verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre %20.5 artışla 290 milyon kilowatt saat fazla elektrik üretti. Bu hacimden iç tüketimi için 267 milyon kilowatt kullanıldı. Önümüzdeki yıllarda Cumhuriyet'te üretilen elektriğin hacmini 1 milyar kilowatta çıkarmayı planlıyoruz. Suriye'nin Suveyda eyaletinin minnettar sakinleri kendilerini İslami Devlet teröristlerinin esaretinden kurtardıkları için Suriye Devlet Başkanı Bashar Esad'ı resmi kabul sırasında omuzlarına aldılar. Suriye Devlet Başkanı Esad, İslami Devlet tarafından 3 aydan fazla bir zamandır alıkonularak esir muamelesi görüp daha sonra kurtarılanlar ve onların aileleriyle çarşamba günü bir görüşmede bulunmuştu. Seyit Rıza, Resik Uşen, Hasan İbrahim Kuyji, Uşene Seydi, Aliye Mirze Sili, Hesen Ağa, Fındık Ağa idamlarının 81. yılında anılıyor. Ankara Dersimliler Derneği, Demokratik Alevi Dernekleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Dersim 37-38 Ortak Bellek Platformu yaptıkları ortak çağrı ile 18 Kasım'da saat 13.30'da tüm Belsen Genel Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştirecek. Daha sonra Namık Dinç, Mesut Özcan, Menşure Doğan'ın katılacakları bir panel düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın Bitlis şehrinin Değirmenaltı köyünde bulunan ve Ermenilerden kalma yaklaşık 1400 yıllık Surp Ananya Kilisesi ot ve saman deposu olarak kullanılıyor. Köyün içerisinde bulunan ve 1993 yılında Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen kilise, mimarisiyle anıtsal bir görünüme sahip. Kilisenin çevresinde birçoğu sağlam olarak kalan 15. yüzyıla ait haçkarların bulunduğu anıtsal taşlar süslemesi ile oldukça dikkat çekiyor. Kilisenin güneyinde ve batısında bulunan sayısı 9 tane olan haçkarların bazıları da kırılmış vaziyette. Kilisenin iki yapım aşamasından meydana geldiği öğrenilirken ilk yapı 6 veya 7. yüzyılda inşa edilmiştir. Taşlar üzerinde farklı haç motiflerine yer verilirken sonradan yapılan kapının iki yan tarafında yer alan taşların süslemesi de bir o kadar dikkat çekiyor. Boyları 5-6 metreyi bulan anıtsal taşların bulunduğu kilisede süslemeli haç motifleri de yer almaktadır. Köyün yaşlıları kendilerinin başka bir yerden bu köye geldiklerinde bu kilisenin sağlam olduğunu söylediler. Fotoğraf sanatçısı Burhan Gündoğdu köyde fotoğraf çekerken tesadüfen bu kiliseye rastladığını belirtti. Bu kilisenin hem kültürel anlamda hem de turistik anlamda topluma kazandırılması gerektiğini belirten Gündoğdu, bu kilise Surp Ananya adında Ermenilere ait çok eski bir kilise. Bu kiliseyi gezerken çok önemli tarihi güzelliklere denk geldik. Bu eserleri incelediğimizde devasa boyuttaki anıt mezar taşlarına ve kitabelere rastladık dedi. Kilisenin fotoğraflarını çekerken çok etkilendiğini de dile getiren Gündoğdu, çünkü bu taşların boyu neredeyse 5-6 metre uzunluğunda ve üzerinde sanatsal işlemeler mevcut. Bu işlemeler Hristiyanların ilk dönemine ait semboller, motifler ve haç işaretleridir. Zaten taşların üzerinde bazı belli, bazıları ise belirsiz Ermenice yazılar var. Bu yapı taşlarının çoğu ise kilisenin etrafına dağılmış vaziyettedir. Burası şahsa ait arazide bulunduğu için kilise kullanılmakta ve içinde saman ile ot yığınları var diye konuştu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Berat Arts Folk grubundan Hamşen adlı şarkıyı sunuyoruz. Altyazı M.K.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.